Evet Tunguç, Edat Bağlaç ünlem konusunu 5 dakikada öğrenmeye hazır mısın? İmkansız hocam, böyle bir şey yapamayız. Evladım, arkana yaslanırsan, dikkatlice dinlersen 5 dakikada sana bu konuyu öğreteceğim. Zaten çok kolay bir konu. Hemen başlayalım. Süreyi başlat evladım. Başladım hocam. Harikasın. Şimdi bak, Edat diğer adı İlgeç, Bağlaç'ın diğer adı yok. Bağlaç tek bir adı var. Yani bunun göbek adı yok, yazık bunun göbek ya. Adı var. Şimdi Edat yani İlgeç sözcükler arasında anlam ilgisi kuruyor. O yüzden biz ilgeç diyoruz. Bağlaç ise sözcükleri, cümleleri birbirine bağlıyor. O yüzden biz buna bağlaç diyoruz. Demek ki bağlayana bağlaç diyoruz. Anlam ilgisi kurana... Bayağı zormuş hocam. Bu kadar basit esasında. Bak şimdi. Mesela buz gibi su içme dediğimizde burada buz sözcüğüyle gibi edatı birleşip buz gibi su içme diyerekten suyun sıfatı olmuş. Yani burada gibi bir edat. Yani herhangi bir şey birbirine bağlanmış. Sabaha kadar çalış dediğimizde burada sabah ve kadar edatı, sabah sözcüğü ve kadar edatı bir zaman anlamı katmış ve anlam ilgisi kurmuş. Şuraya bakalım mesela. Öğlene kadar uyudu. Yine aynı şekilde kadar sözcüğü zaman ilgisi katmış. Geri vermek için benden borç aldı veya geri vermek üzere de diyebilirsin. Bazı edatlar ve bağlaçlar böyle eş anlamlıdır. Şu anda yeşil yazdıklarım hep Edat Tonguç'um. Zamanınız doluyor hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Dünden beri yoksun bak. Burada da yine Edat. O zaman burada yeşil yazdıklarım ilgeç yani anlam ilgisi kuran edatlar dedik. Peki şimdi kalemin rengini değiştiriyorum ve kırmızı yapıyorum. Bağlaçlar yazacağım. Mesela bak. Bağlaç kullanacağım bu sefer. Ya bu deveyi güdersin. Yanlış anlama. Efendim hocam? Hayır. Deve derken normal deveden falan var ya şöyle hayvan olan deve şöyle hani boy bu falan. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Ne oldu? Deveyi gütmek ve diyardan gitmek eylemlerini, cümlelerini bağladı birbirine. Ya ya diyerekten. Ve hatta hem hal hatır sorar. Şöyle başta olduğu için büyük yazalım. Hem selam verir bak. Hem bağlacıyla bağladı. Zaten bağlaçlar deyince aklına ve bağlacı, veya bağlacı, ama, fakat, lakin, zira, çünkü bu tarz şeylere bağlaç. Cümleleri, kelimeleri birbirine bağlıyor. Ama diğerleri ise edat oluyor. Burada bir şey dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç'um. İle sözcüğü hem edat hem bağlaç olabiliyor. Yani şöyle mesela burada az önce yeşille edatları yazmıştık ya, şöyle edat diye yazayım bir kez daha. Buraya da bağlaç diye yazayım. Burada bazıları mesela ve hep bağlaç, veya hep bağlaç, işte ama hep bağlaç, çünkü hep bağlaç. Fakat Tonguç'um, fakat ile sözcüğü ortada bir yerde. Yani ile sözcüğü hem edatın rengine sahip hem de bağlacın rengine sahip. Dolayısıyla ile hafif edat, hafif bağlaç oluyor. Peki nasıl anlayacağız? Edatları da yazalım mesela, kafan karışmasın. Tam yanar mesela, döner hocam ya. Aynen, gibi, için, az önce verdiğimiz örnekleri veriyorum tekrar Tonguç'um. E kadar, bunlar da hep edat. O zaman hep edatlar belli. Hep bağlaçlar da belli. Biz ile gibi birkaç tane daha sözcük var. Yalnız ve ancak sözcükler var. Onlar bazen edat oluyor Tonguç'um, bazen de bağlaç oluyor. Eğer ile sözcüğü ne ile kimin anlamındaysa edat olacak ve anlamındaysa bağlaç olacak. Yani ilenin olduğu yere, ilenin olduğu yere ve koyamıyorsan edat. Eğer ilenin olduğu yere Tonguç'um ve koyabiliyorsan bağlaç olacak. Gel cümleye bakalım. Ali gemiyle gitti diyelim. Yeşil yazıyorum gene edatı. Ali gemiyle gitti dediğimizde. Ali gemi ve gitti diyemeyiz hocam. Saçmalık olmaz ama Ali ve Emre buluş dediğimizde ne oldu? Pardon. Ali ile pardon, yanlış yazdım, ben direkt V'sini yazdım. Ali ile Emre buluş dediğimiz zaman burada ilenin olduğu yere Tonguç'un V koyabiliyoruz. O zaman bu kadar basit. O zaman buradaki bağlaç ama buradaki edat oluyor. Niye? Çünkü burada ilenin olduğu yere biz V koyamıyoruz sonuç. Şimdi bir de yalnız sözcüğü var. Yalnız sözcüğü sadece anlamındaysa edat oluyor. Fakat anlamındaysa bağlaç oluyor. Gel hemen örneğimize geçelim istersen. Beni yalnız o anladı. Yani sadece o anladı dediğin zaman burada sadece anlamı kattığı için Tonguç'um diyeceksin ki edat olarak kullanılmış. Ama seninle gelebilirim. Yalnız, fakat, ama, lakin anlamı katıyorsa bu sefer de bağlaç olmuş oluyor. Buradakiler hepsi birden bağlaç. Geçelim. Bir de ancak sözcüğü var. Ancak sözcüğü Tonguç'um sadece anlamındaysa edat, fakat anlamındaysa da bağlaç oluyor. Yani ancak sözcüğünü gördüğün yere sadece koyabiliyorsan edat, koyamıyorsan fakat koyarsan bağlaç oluyor. Bu soruyu ancak o çözebilir. Yani sadece o çözebilir diyorsun. O zaman sadece yazabildiğimiz için burada biz sadece Edat diyoruz. Çok çalıştı. Sedat. Sedat değil oğlum, Edat. Vedat. Ne diyorsun oğlum? Pardon hocam. Çok çalıştı. Ancak istediği şeyler olmadı dediğimizde ama istediği şeyler olmadı. Fakat istediği şeyler olmadı. Zamanınız i̇şte daralıyor hocam. Burada bu tarz şeyler olduğu için biz bunlara Tonguç evladım benim bağlaç diyoruz. Ünlem ise çok basit. Ah hey bravo. Bu tarz böyle haykırma, hayret bildiren şeyler biz gerçek ünlem diyoruz. Bir de, yuh oha. Ne diyorsun saçma, bunlar pardon, kaba ünlemler evladım. Bir de şeyler var, nedir onun adı? Ünlem anlamında kullanılan sözcükler. Mesela koşun sözcüğünü sen koşun diye biraz yüksek sesle söyleyip sonra da ünlem işareti koyarsan ne olmuş oluyor? O zaman
bir kelimenin gerçekken, ya bunlar gerçek ünlem, bir de cümlede kullanılan ünlem olmuş oluyor Tonguç'un. Mesela yağmur başladı diye söylersen burada bir ünlem yok ama yağmur başladı dediğin zaman bu ünlem olarak olur. Ne tatlı bir çocuk dediğimizde yine aynı şekilde. O zaman sen ah hey eyvah, bak eyvah da yazalım. Bunlar gerçek ünlem olmuş oluyor. Ve konumuzu da bitirmiş olduk. Aynen. Konumuzu bitirdik Tonguç'um. Hemen bir çak beşik yap şöyle. Harika, tebrik ediyorum. Ödülü sorumuza yap, yorumlara yaz. Gerçekten 5 dakikada anlayaraktan insan zekası. 5 dakikada Beşiktaş. Aynen, ne diyorsun, ne Beşiktaş ya, Allah'ım yarabbim.